Efendim Kendine İyi Bak devam ediyor ve Kendine İyi Bak'ın ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde skolyozu yani omurga eğriliğini konuşacağız, tedavisini konuşacağız. Kiminle mi? Çocuk ve erişkin omurga hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Alanay hocamızla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben hemen sormak istiyorum hocam dik mi duruyorum diye. Çünkü hakikaten böyle duruşlarımız, oturuş ve kalkışlarımıza bile dikkat etmemiz gerekiyor omurga eğriliği deyince. Evet. Şimdi hocam skolyoz nedir bu omurga eğriliği? Dilerseniz böyle başlayalım. Hı hı. Skolyoz aslında normalde omurgaya baktığımız zaman genellikle biz arkadan bakarız omurgaya. Arkadan baktığınız zaman omurga düz bir kolon, bir sütun halindedir. Eğer bu kolonda, sütunda herhangi bir şekilde yana doğru bir eğrilik varsa bunun adına skolyoz diyoruz. Oysa ki omurgaya yandan baktığımız zaman bir takım normal eğrilikler vardır. Bu zaten iki ayak üzerinde yürüyebilmemiz için, hareketlerimizi yapabilmemiz için gereken eğriliklerdir. Bunlar da nelerdir? Boynumuzda biliyorsunuz öne doğru bir eğrilik vardır. Boyun çukuru ya da lordoz dediğimiz. Sırtımızda bir kamburluk vardır. Yine bu olması gereken belli bir dereceye kadar olması gereken bir kamburluktur. Daha sonra belimizde yeniden bir çukur oluşur. Yani çukur, kambur, çukur şeklinde gider. Bunlar fizyolojik pozisyonlardır. Ama dediğim gibi yandan arkadan baktığımız zaman omurga düz olmalıdır. Eğer omurgaya arkadan baktığımızda herhangi bir yana doğru eğrilik varsa bunun adına skolyoz diyoruz. Şimdi tabii doğuştan aslında ve sonradan olma noktasında da vardır bu belki eğrilik ama evet. Özellikle toplumumuzda işte çok alışverişe gideriz, şeyler taşırız, çocuklarımız özellikle okul zamanlarında sırtlarında haddinden fazla değil mi kitaplarla sırt çantaları taşırlar. Yani evet. Bu bizim toplumumuza bakıldığında çok son yıllarda çok sık artan bir şey aslında. Bu da etkiliyor değil mi hocam evet. Bu omurgayı? Aslında değil. Yani skolyozla ağır çanta taşıma veyahut da işte çantayı tek tarafta taşıma ya da işte pozisyon kötü pozisyona durma bizde çok özdeşleştirilmiştir. Yani evet. Halkta böyle bir algılama biliyoruz. Vardır ama yanlıştır. Yanlış. Kesinlikle yanlış biliyoruz. Çünkü skolyoz en sık gördüğümüz skolyoz tipi özellikle sebebini bilemediğimiz skolyozdur. Ve bunun da hakikaten sebebinin niye bağlı olduğunu bilemiyoruz ama çantaya veya kötü pozisyona bağlı olmadığını biliyoruz. Eğer bu genetik yapımızda bizim kodlanmışsa bu başımıza gelecek demektir. Biz çantayı istediğimiz gibi iyi taşısak da kötü taşısak da veyahut da işte ağır taşısak da taşımasak da bu olacaktır. O nedenle skolyozun kötü pozisyona veya çantayla bir ilgisi yoktur. Ancak tabii ki ağır taşımak, yanlış taşımak, işte çantayı dengeli taşımamak veya kötü pozisyonda oturmak omurgamıza çok ciddi anlamda yük bindireceği için ileride bunu sırt ağrısı, bel ağrısı veya bel fıtığı gibi hastalık olarak karşımıza gelme ihtimali çok yüksektir. O yüzden buna yine dikkat edeceğiz ama buna skolyoz olmamak için değil de çünkü olamayız. İstediğimiz kadar kendimizi zorlayalım. Yapısal skolyoz dediğimiz hastalıkta olan skolyozu biz kendimize yapamayız. Ama belimizi, sırtımızı korumak için, bunun sağlığı için mutlaka taşıma kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor ve pozisyonumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz evvel dediniz ki genetik olarak yani eğer aile içerisinde omurga evet. Eğriliği söz konusuysa anne ya da babada evet. Çocukta görülme olasılığı da bu durumda fazla evet. Herhalde değil mi hocam? Doğru. Önce skolyozun görülme olasılığına baktığımız zaman aslında 10 ile 15 yaş arasında kız çocuklarına daha fazla gözüküyor ve 10 ile 15 yaş arasındaki ya da 16 yaş arasında kız çocuklarına görülme sıklığı %3. Yani her 100 kız çocuğunun 3 tanesinde aslında bu görülüyor. Evet. Ama çoğu zaman bunlar hafif skolyozlar olduğu için farkına varılmıyor. Ama bunların da neredeyse bir binde bir kadarı giderek ilerleyerek tedavi gerektiren skolyoz haline gelebiliyor. O nedenle skolyozun hani görme sıklığı yüksek ama eğer anne veya babada varsa bu sıklığın biraz daha arttığını görüyoruz. Ne oluyor? %3'ten %11'e çıkıyor. O nedenle anne babalarında skolyoz olan veya skolyoz olan ebeveynlerin çocuklarına biraz daha dikkatli gözle bakması gerekiyor. Ama skolyozun genetik yapısını da biz henüz daha tam olarak açıklayamadık. Yani bu bir mesela hemofili hastalığının bezelyeleri hatırlarsınız. İşte annede varsa babada varsa şu kadar çocukta olur gibi bir oranlamayı skolyozda biz yapamıyoruz. Ve skolyozda sadece genetiğin değil aynı zamanda çevresel faktörlerin de etkili olduğunu biliyoruz. Örneğin tek yumurta ikizi genetik olarak birbirinin aynısıdır. Ama bir çocukta skolyoz gözüktüğü zaman ötekinde de skolyoz olma olasılığı %70'tir. Yani %30 olmuyor. Evet. Dolayısıyla burada sadece genetik değil çevresel faktörler de söz konusu. Ama biraz önce söylediğim gibi sebebi bilinemediği için henüz daha bunu çok iyi aydınlatamadık. Ama bir genetik şey mutlaka var. Evet, bugün özellikle ekran başındaki sevgili izleyenlerimize diyoruz ki stüdyodaki konuklarımıza da sırt ağrıları,
bel ağrılarında özellikle olanlar ekran başına dedik. Çünkü önemli, her sırt ağrısı, her şiddetli bel ağrısı omurgamızda olan bir eğriliğin sinyalini mi verir bize ya da bunu mu tetikler, gösterir? Nedir yani bu durum hocam, aşırı ağrılar? Aşırı ağrılar omurgada bir eğriliği olduğunu, aslında özellikle skolyoz olduğunu bize göstermeyebilir. Çünkü bilgilerimize göre özellikle bu skolyozu en fazla da erişkin çağda, daha doğrusu ergenlik çağında gördüğümüzü düşünürsek, adolesan çağ dediğimiz, bu skolyoz aslında ağrısızdır. Yani pek ağrı beklemeyiz. Ama ileri yaşlarda, tabii skolyozu olan hastalarda ileri yaşlarda ağrı olabiliyor. Bu da tabii omurganın yaşlanmasıyla beraber gelişen bir süreç. Ama kötü pozisyonda durmak, örneğin kambur durmak veya otururken skolyozu durmak, omurganın üzerindeki yükleri arttırdığı için özellikle erişkin çağda ağrıya neden olabilir. Ama bu genellikle düzeltilebilen skolyozlardır. O nedenle hani ağrıyla skolyoz arasında da çok net bir ilişki, yapısal skolyoza çok net bir ilişki aslında çok fazla yok. İlerleyen dakikalarda zaten tedavisine de gireceğiz. Aslında nasıl yapılıyor ve ne şekilde bir yol haritası çiziliyor, ondan da bahsedeceğiz. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Ben Mukaddes Balvan. Mukaddes Hanım, arıyorum. İstanbul'dan arıyorsunuz bizi. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun hocamıza sorunuzu alalım. Teşekkür ederim. Tamam. 40 yaşındayım. İkiz doğum yaptım. 2 yıl öncesi şiddetli baş ağrı, bel ağrısıyla doktora gittim, fizik doktoruna. Bel kayması dendi. Tedavi oldum. Kısa bir süre ağrılarım dindi ama şu son zamanlar artık böyle çok şiddetlendi. Mesela sabit sandalyede oturduğum zaman kalkarken iki büktüm kalkıp 2-3 dakika iki büktüm yürüyorum. Sabit ayakta bir 5-10 dakika kıpırdamadan durduğumda bel ağrısından duramıyorum. Yatarken desteksiz kalkamıyorum. Mutlaka yüksek yastık gerekiyor. Bir de belimin kemer hizasında çukurlaşma var. Hani yarım yumruk girecek şekilde çukurlaşma var. Hani bunlar sizin anlattığınız sorunlarla mı ilgili, hastalıkla mı ilgili, onu merak ettim. Evet, bel kayması aslında başka bir omurga deformitesi yine. Skolyozla ilgisi yok ama %20 oranında skolyozla da beraber olabiliyor. Yani bu hastalarda aynı zamanda skolyozla olabiliyor. Genellikle bunlar hafif skolyoz oluyor. Bel kayması özellikle sizin yaşınızda tahmin ederim. Yine adolesan çağ dediğimiz ergenlik çağında ortaya çıkmış bir omurun diğer omur üzerinde öne doğru kayması. Bunu da özellikle 5. ve 1. omurlar arasında veya 4. ve 5. omurlar arasında görüyoruz. Gerçekten ağrı yapar. Ve bu bahsettiğiniz öne doğru kaydığı için çukurlaşmanın artışına da neden olabilir. Ama bunun da çok değişik şiddetli formları var. O yüzden hafif olan formlarda biz genellikle fizik tedavi ve diğer cerrahi olmayan tedavi yöntemleriyle bunu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ama hastanın hastalığı doğal seyrinde çok yakın takip ediyoruz. Çünkü kayma devam edebilir. Ama şiddetli olanlarda veya ciddi anlamda kayma potansiyeli olduğunu gördüğümüz hastalarda cerrahi tedavi öneriyoruz. Yani bu skolyoz değil, yine bir omurga deformitesi. İşte bakın, skolyoz değil ama bel kayması gerçekten ağrı yapabilir. Evet. Dolayısıyla hani bunun şiddetinin değerlendirilmesi ve ona göre de hastamıza bir yol gösterilmesi gerekiyor. Çok geçmişler olsun. Çok acil şifalar diliyoruz Mukaddes Hanım. Sağ olun. Hocam dilerseniz geçelim sunumumuza. Buyurun. Evet, bir omurgayı görüyoruz şu anda. Evet. Biraz önce bahsettiğim gibi bakın arkadan baktığımız zaman omurgayı bu şekilde dümdüz bir kolon olarak görüyoruz. Halbuki burada boyunda bir çukurluk, sırtta bir kamburluk ve de yine belde bir çukurluk var. Ya bu da yandan olan görüntüsü omurganın. Evet, bir sonraki slide alabiliriz. Evet, burada da skolyozun nasıl geliştiğini görüyoruz eğer animasyonu oynatabilirsek. Gördüğünüz gibi omurga kendi etrafında dönüyor. Ve de omurgaya bağlı olan kaburgalar, bir sonrakine geçtik, yine omurga kendi etrafında dönüyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla omurgaya bağlı olan kaburgalarda bir tarafta havaya doğru kabarıyor. Bu da insanlarda, aslında skolyozu insanlarda yanlış bir algılamayla kamburluk gibi anlaşılıyor. Evet. Oysa ki bu tamamen kaburgaların dönmesidir. Ve buna bağlı da, bunun ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak da biz hastada değişik klinik bulgularda görüyoruz. Skolyoz dediğimiz zaman pozisyonel skolyoz. Yani şimdi ben kendime skolyoz yaptım. Evet. Siz beni uyarabilirsiniz. Hocam biraz işte duruyorsunuz, daha iyi gözükmeniz için ekranda dik durun diye, ben bunu düzeltebilirim. Bu hastalıklı bir şey değil. Ama yapısal olan, yani bu dönmenin olduğu omurga eğriliklerinde, yani skolyozda biz bunu düzeltemiyoruz.
ve işte bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Yani biraz evvel durduğunuz pozisyondayken sürekli o şekilde kalınması ve hayatı boyunca kişinin o şekilde kalması mı oluyor? Hayır, bu şekilde yani bu şekilde devamlı kalmak skolyoza neden olmaz. Bunu neden düzeltebiliriz. Olmaz. Ama bu mekanizma çalıştıysa, eğer omurgayı kendi etrafında döndüren bir mekanizma skolyoza neden olduysa, biz bunu istesek de düzeltemeyiz. İşte tedavisi gereken esas hastalık olarak kabul ettiğimiz skolyoz bu tip skolyoz. Evet, bunu bir kez daha bu algıyı oluşturmak gerekir. Doğru. Evet, şu anda bulgulara bakıyoruz hocam. Evet, skolyozu olan çocuklarda özellikle annelere 10 yaşından sonra özellikle kız çocuklarını sırtına mutlaka geçip iyi bir ışık altında bakmalarını kontrol etmeye tavsiye ederiz. 10 yaşında. Neden 10 yaşında hocam? Skolyozun en sık görülen %70-80'i diyebileceğim en sık görülen formu özellikle 10 yaşında tam kız çocuklarında adetten önceki hızlı boy atma döneminde gelişen tipidir. O yüzden bu açıdan ailelerin dikkatli olması ve kız çocuklarını mutlaka bu yaşlardan sonra belki senede en azından 6'şer aylık aralıklarla belki de daha sık mutlaka sırtlarına dönüp bir bakmaları gerekir. O zaman... Genellikle kız çocukları bu dönemde biraz daha gelişmek üzere oldukları için utanıyorlar. Çok fazla hani vücutlarının görülmesini de istemiyorlar ama annelere özellikle tavsiyem kız çocuklarına mutlaka bakmalarıdır. Evet. Ve baktıkları zaman eğer bir omuzda burada olduğu gibi diğer omuza göre bir yükseklik varsa, eğer bel çizgileri asimetrikse, burada gördüğünüz gibi bel çukurumuz var biliyorsunuz. Daha doğrusu yandan bel çizgilerimiz var. Bunların bir tanesi içeri doğru girik, bir tanesi ise daha böyle dışarı doğru dönükse. Bu ve de kalça hizaları eşit değilse burada olduğu gibi. Bunların hepsi skolyoza işaret edebilir. Ama asıl olarak bundan sonraki slide'a geçebilir miyiz? Birkaç tane daha şey var. Evet, bakın bu normal bir hastada görüyorsunuz. Bakın bel çizgisi burada içeri doğru. Yani bir asimetri var ikisinin arasında. Bir sonrakine geçelim. Biraz lütfen. Daha fazla sanki diğerinde. Evet, evet bir böyle bir içeri doğru. Kıvrım evet, daha fazla. Evet, bir asimetri var. Bakın omuz, sol omuz daha yüksek, sağ omuzu daha aşağıda. Ama buna dikkatinizi şundan, şu açıdan çekmek isterim. Omuz yüksekliği her zaman insanlarda eşit değildir. O yüzden de terziye gittiğiniz zaman zaten terzi genellikle her iki kolunda kısaltmak istediğiniz zaman ceketlerinizi her iki tarafın da ölçüsünü alır. Fakat yine de bu yaştaki bir kız çocuğunda omuz asimetrisi varsa bir doktora gösterilmesini tavsiye ederim. Yani bundan bu sonra... erken bulgu için, erken tanı için, tabii, erken tedavinin için. Erken başlaması için çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Evet. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Yine bu skolyoz hastalarda biz dengesizlik de görebiliriz. Dengeyi de bu şekilde ölçüyoruz. Vücudumuzun en çıkıntılı olan şurada elimize gelen bir kısmı vardır. Evet. 7. ve 1. omur. Buradan aşağıya ucunda ağırlık olan, burada bir mezur sarkıtmışız. Ipi aşağı doğru sarkıttığınız zaman bunun tam arkada poponun iki arası olan popo yarığından geçmesi gerekir. Onun üzerinde olması gerekir. Eğer bu herhangi bir şekilde sağa veya sola doğru 2 santimetreden fazla yer değiştirmişse o zaman yine bir skolyozdan mutlaka şüphe etmek gerekiyor. Şüphe etmek gerekir. Evet. Burada da görüyoruz. Evet, burada da görüyoruz. Burada en az bir 4 santim falan daha şeyde sağda olduğunu görüyoruz. Ama skolyozun bundan sonraki slide'a geçersek. Evet, bir sonraki. Skolyozun en belirgin olduğu, yani skolyozun olduğunu en iyi gösteren bulgu da bu ön eğilme testidir. Anneler çocuğun arkasına geçip çocuklarına ayaklarını omuz hizasında açıp da öne doğru, avuçlarını birleştirerek öne doğru eğilmelerini söyledikleri zaman ve de arkasına geçip baktıkları zaman omurganın ortasındaki şu kemik çıkıntımızı orta hat olarak düşünürsek iki yarım var. O iki yarımın birbirine simetrik olması gerekir. Evet. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz? Burada da göreceğiz. Eğer şimdi bir taraf şu öne eğme pozisyonunda, bakın burada da bu gözleniyor. Bir tarafta eğer bir yükseklik varsa işte bu gerçek anlamda skolyozun aslında en önemli bulgusudur. En önemli. En önemli bulgusudur. Çünkü bu bize yani anneye bazen çocuk eğri oturduğu için sanki skolyozu varmış gibi gelebilir. Ama dediğim gibi uyardığı zaman düzeltebiliyorsa ve öne eğildiği zaman iki taraf simetrikse skolyoz yoktur. Evet. Ama eğer öne eğdiği zaman belirgin olarak bir tarafın burada olduğu gibi yükseldiğini görüyorlarsa o zaman skolyozdan ciddi anlamda şüphelenmeleri ve mutlaka bu konuyla ilgili bir doktora başvurmaları gerekir. Evet, o zaman biraz evvel ifade ettiğimiz kız çocuklarında görülme olasılığı fazla dedik ve 10 yaş itibariyle aslında erken yaştan itibaren çocuklarımıza belki değil mi bu bunları yapabiliriz, yaptırabiliriz. Bu konuda annelerin biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz efendim. Evet. Evet, sonra bir sonraki slide'a geçelim.
Evet, bunlar tedaviyle ilgili olan şeyler. Şimdi bu noktada biraz önce gördüğümüz tablolarda tedavisinde nasıl bir uygulama, nasıl bir yol? Kişi